Arkadaşlar merhabalar. 3D AYT video destekli defterde şimdi artık beceri temelli sorulardayız polinomda. İlk sorumuzla başlayalım. Bu beceri temelli sorularda ne yapıyoruz? Onu da söyleyeyim. Konuyu öğrendik, artık e, örnekleri yaptık. Sonra birebir ÖSYM sorularına baktık. Artık uzmanlaşma kısmımız burası. Önce bir kendiniz deneyin. Buralarda bazen zorlanacağınız sorular elbette olacak. Çünkü burada gerçekten ee, ÖSYM düzeyi hatta biraz da üstüne çıkalım istiyoruz ki... ...her türlü senaryoya hazırlıklı olalım. Biraz da burada aslında keşke hani beceri temel soruların... ...hiçbirini yapamasanız da hepsini ben anlatsam diye düşünüyorum. Çünkü soruları bazen yapınca ya geçeyim ya... ...o kadar çok sorun değil diyebiliyorsunuz ama... ...bunun bir konu anlatım kitabı olduğunu unutmayın. O yüzden yapabildiğiniz sorularda dahil olmak üzere... ...hepsini benden dinlerseniz çok iyi olur. Muhakkak aralarda çünkü farklı düşündüğümüz ya da benim size katmak istediğim yerler olacak arkadaşlar. Şimdi baş kat sayısı 2 olan ikinci dereceden Px polinomunun kat sayılar toplamı sabit teriminin 5 katıdır. P3x artı 1 polinomunun kat sayılar toplamı Px artı 1 polinomunun sabit teriminin 3 katına eşittir. Buna göre P eksi 1 kaçtır demiş. Şimdi Katsayılar toplamı kat sayılar toplamı o zaman x gördüğüm yere 1 yazarsam P1 e, sabit terimi de nedir? X yerine 0 yazarsam P0. Bunun 5 katı demiş. Şöyle önüne yazayım. Böyle bir fonksiyon. Sonra P3x artı 1'in kat sayılar toplamı nedir? X yerine 1 yaz. X yerine 1 yazınca ne oldu? P4 oldu. Bunun sabit terimi nedir? X yerine 0 yaz. Böyle bir denklem geldi. Gerçekten bu konu tekrarı gibi hani bu kısmı. Özel böyle çok enteresan şeyler düşünmeyeceğiz. Bir Px polinomu 2x kare artı bilmiyorum. Bx artı c diyeyim şimdi. Burada artık x yerine 1 yazarsam 2 artı b artı c ne oldu? Sabitlerimde x yerine 0 yazarsam bu gider. Bu gider ve geriye bir tek c kalır. İşte bunun 5 katıymış. O zaman buradan 2 eşittir 4c eksi b oldu. Bir denklem bulduk. Şimdi gelelim ikinci kısma. P4. P4 dediğim nedir? X yerine burada 4 yazarsam 16 Oradan o zaman 32 artı 4B artı C. P1 neydi? 2 artı B artı C. Bunun 3 katını al şimdi. O da 6 artı 3B artı 3C oldu. Böylece buradan da 2C eksi B eşittir 26. Bakın iki tane denklem. 2C eksi B 26 ve 4C eksi B 2. tarafta tarafa çıkarırsam, şuna eksiyle çarparsam b'ler gider. O zaman buradan hatta şöyle yapayım, buraya eksi yapayım. Yapacak bir şey yok. Her türlü negatif gelecek. 2c eşittir eksi 24. C bakın eksi 12 geldi. B'yi bulabiliriz. Bir tanesinde yerine yazalım. Ee, bir tanesinde yerine yazdığımız zaman c eksi 12 olduğuna göre eksi 48 demek ki b de buradan eksi 50 arkadaşlar. Fonksiyon artık elimde. Px eşittir 2x kare eksi 50x eksi 12. Buradan P eksi 1'i soruyoruz. P eksi 1 2 artı 50 eksi 12. Demek ki 52 eksi 12'den 40 geldi. Bu şekilde bakın ilk sorumuzu hallettik. Bayağı burada sadece işlem yaptık. Çok enteresan bir yorum yapmadım. Baş kat sayısı 2 olan 4. dereceden Px polinomunun çarpanlarından ikisi x eksi 2 ve x artı 1'dir. Px, p eksi x olduğuna göre px eksi 1 polinomunun katsayılar toplamı nedir? Hemen burada size bir şey söyleyeceğim. Bu arada bu soruyu iki yolla göstermek istiyorum. Birinci yol ve sonra şuraya ikinci yolu yapacağım arkadaşlar. İkinci yola bir yıldız koymak istiyorum. Konunun devamında bizi çok ilgilendirecek. Hatta diğer konularda da çok ilgilendirecek bir çözüm. Önce bir birinci çözümü yapalım. Bir kere arkadaşlar çift fonksiyon demek istemiş bize. Hatırlayalım lütfen. Bir fonksiyon, polinom da bir fonksiyondur. Px eşittir. P eksi x ise kesinlikle bu çift fonksiyondu. Ee, o yüzden burada bir bunu hatırlayacağız. Tek fonksiyon neydi? Hatırlatayım sonra sileyim. Eksi px, p eksi x'ti. Bu arkadaşlar tek fonksiyon şu. Siliyorum şimdi. Bizim bu gördüğümüzde çift fonksiyon. Çift fonksiyon nedir polinomda? X'lerin dereceleri çift sayı. Baş kat sayısı zaten 2. 2x kare artı şey 2x üzeri 4 artı ax kare artı b şeklinde bir polinom. Ne demiş? Kök, çarpanlarından ikisi. Bu ne demek? Kökleri demek. Kökleri o zaman x eşittir 2 ve x eşittir eksi 1. Bir fonksiyonun kökü o denklemi sıfırlar. Yaz yerine burada artık 2, 4. kuvveti 16, 32, 32 artı 4a artı b eşittir 0. Bir de eksi 1 yaz. 2 artı a artı b eşittir 0. Taraf tarafa çıkar. Buradan da 3a eşittir eksi 30 oldu. A da buradan eksi 10 geldi. Birincisi a'yı eksi 10 bulduk. Yerine yazarsak b de neymiş buradan? 10, şey b 12 değil b ne oluyor? 8 oluyor. B de 8 oldu. Şimdi fonksiyonumuz px eşittir 2x üzeri 4 eksi 10x kare artı 8. x eksi 1'in katsayılar toplanı ne demek? x yerine 1 yaz demek. Yazıyorum p 0 oldu. 0 olduğu için de cevabımız 8 geldi. Bakın gayet rahat hiçbir problem olmadan yaptık soruyu. Ama bence ikinci yolun görülmesi de çok önemli. Şimdi arkadaşlar çift fonksiyonların bir özelliği daha var y eksenine göre simetrik. Bakın şimdi. Çift bir fonksiyonda bir kökünüz 2 ise x eksenini bir de eksi 2 de kesmeli. Niye? Örnek gösteriyorum bakın grafik böyle ise e, simetrik ya y eksenine göre. O zaman buradan da böyle bir görüntü olacak. Sonra bir kökünüz eksi 1 ise e, diyelim parabol şey polinom böyle geçiyor. E, doğal olarak buradan da geçmesi lazım. Simetrik düz da yansıtmak gibi. Sağ taraftaki görüntü neyse sol taraftaki görüntü de o olmalı. Doğal olarak arkadaşlar böyle oldu. Yani polinomun aslında kökleri ortaya çıktı. X artı 2. X artı 1 çarpanları. Diğer köklerimizi de bulunca işte size kocaman şöyle bir polinom. Baş kat sayısı da 2. Hiç o bilgilerle uğraşmaya gerek kalmadan grafik bilgisiyle hatta göstereyim bakın. Şöyle bir grafik çizeyim size. Gördünüz mü? İşte size dördüncü dereceden bir para, e, polinom grafiği. Buradan artık px 1'in katsayılar toplamı yani p 0 soruyordu x yerine 1 yazınca. 2 çarpı 2 sonra burada şey 0 yazdığım için 1 0 yazdığım için eksi 1 burası da eksi 2. Böylece 2 çarpı 2 çarpı 2'den cevap yine 8 geldi. Yani bence bu ikinci yol kesinlikle önemli. Y eksenine göre simetrik kavramını da unutmayın. İlerleyen yerlerde hep bunları kullanacağız. Şimdi hatta bununla ilgili şunu söyleyeyim. 3D AYT soru bankasında bir tane limit süreklilik konusunda bir soru var arkadaşlar. Şu birinci yoldan yapmaya çalışınca iş saçma sapan yerlere giderken hatta öncüllerin bazılarında ya hocam ya orada hata yaptığınız gibi geldi bana bana hiç öyle gelmedi diyenlerin şuradan baktığımız zaman şu ikinci kısımdan Aa, hakikaten orada simetriklikten dolayı ne kadar kolay geliyormuş dediğini gördüğüm için bu ikinci yolda bir göstermek istedim. Ki sadece süreklilik için değil türev grafiklerinde falan yaparken kullanacağız. Ve daha kolay an anlamlandırıyoruz. Yine bu soruda bence çok temel bir bilgiyi kontrol etsek de yıldız hak ediyor. Px ve Rx polinomlarının dereceleri 2, sabit terimleri 3'tür. Yani dereceleri 2 olduğuna göre ikinci dereceden sabit terimleri 3 olduğu için... E, ax kare artı bx artı 3. Şimdilik böyle yazayım. cx kare artı dx artı 3 şeklinde fonksiyon bunlar. Px çarpı Px artı 2 çarpı Px artı 3 polinomunun baş kat sayısı 8 verilmiş. E şimdi arkadaşlar Px şöyle başlamıyor mu? Ax kare. E, öbürü de Ax kare diye başlıyor. Öbürü de Ax kare diye başlıyor. Şimdi biz en büyük dereceli terimde diğer terimleri hale alır mıyız? Hayır onu diyorduk. E çarptığınız zaman ne oldu? Bak a küp x kare oldu. a küp x kare de 8 x kare, 8 x kare demeyeyim pardon. 8 x üzeri 6 diyeyim. Böylece a da buradan ne geldi? 2. Bakın gerçekten bunun baş kat sayısı 2, bunun baş kat sayısı, bunun baş kat sayısı 2 çarpınca ne oldu? 8. Bunu zaten görürdünüz belki ama ben bu şekilde harflendirerek ve bu fonksiyonlara bakın gerçekten çarpıyormuş gibi düşünerek böyle bir denklem elde ettim. A'nın da 2 olduğunu gördük. Buradan bir şey söylemiş olacağız. Sonra diğer yorumu patlatacağız. Px ve Rx polinomu toplayınca sabitmiş. Şimdi dikkat edin. 2x kare olduğunu anladım. Px polinomunun. Bakın arkadaşlar. Qx polinomuyla bunu topladığım zaman o zaman x karelerin gitmesi lazım. Demek ki bu eksi 2x kare. Sonra bu bx ise bu da eksi bx olmalı ki toplayınca gerçekten gitsin ve sabit polinom elde et. Artık QX polinomunun da böyle bir polinom olduğunu gördük. Eksi 2X kare eksi BX artı 3. Bana ne sormuş? Rx artı 1 eksi Px eksi 3 polinomunun kat sayılar toplamı. İki polinomu toplayınca yine ne elde ederiz? Polinom. O zaman polinom kuralları devam ediyor. Yani kat toplamı demek x yerine 1 yazmak demek. R2 ile P eksi 2'nin farkı soruluyor. Hemen hesapla R'ymiş bu tamam. R2 yaz yerine eksi 8. Eksi 2B artı 3. Sonra P2'yi bulalım. P2 ee, ne geldi? Buradan 8. Sonra burası ne oldu? 2 B eksi 2 olduğu için eksi eksiden şey eksi olacak pardon. Eksi 2B artı 3. Taraf tarafı çıkarıyorum. Eksi 16. Bunlar gitti. Bunlar gitti. Cevabımız ne geldi? Eksi 16. Gördüğünüz gibi burada çok temel bir yorumdan yola çıkarak soruyu halletmiş olduk. Şimdi gerçekten güzel bir soru arkadaşlar. Aslında güzelliği şey çok temel bir bilgiyi kullanacağız. Böyle enteresan bir yorum yapmayacağım size onu söyleyeyim. E, ne söyleyeceğiz? PPX polinomu verilmiş. A eksi 1 x üzeri 5. B artı 3 x küp. A artı 3 X artı B eşitliği elde ediliyor. Buna göre P4 A artı B polinomunun değeri kaçtır? Şimdi burada A ve B'yi bilmiyorum ne yapacağız? Aslında A ve B'yi bilmeliyim. Bu soru öyle. Bileşke fonksiyon bakın. PPX bir bileşke fonksiyondur. Nasıl yorum yapmalıyım? Bakın arkadaşlar. PPX polinomu. Hemen ne demiştim size? Derece sorularında. Bir dakika hocam burada derece yok. Ama burada bakın. Polinomları yorumlarken derecelerden, katsayılardan bağımsız yorumlayamayız. O yüzden şunu keşfetmen lazım. Bir dakika ya burada yani bir enteresanlık var. Bir Px polinomu derece sorularını çok basit düşünün demiştim. Örnek x üzeri n olsun. Derecede sonuçta şey önemli mi? Diğer terimler önemli mi? En büyük dereceli terim önemli. Ben o zaman Px eşittir x üzeri n olsun dersem. Px x gördüğüm yere x üzeri n yazarsam x üzeri n'nin n'inci kuvveti olur ve x üzeri n kare olur. Gördüğünüz gibi üst ne geldi? n kare. Gerçekten bir örnek vereyim size. Px polinomu basit düşünelim. x kare olsun. O zaman PPx ne olur? X gördüğün yere x kare yaz. Gerçekten x üzeri 4 oldu. Px polinomu x üzeri 10 olsun. PPx nedir? x üzeri 10 x üzeri 10'un 10. kuvveti olduğu için x üzeri 100. Gerçekten ne kare geldi gördünüz mü? O zaman burada 5 bir doğal sayının karesi mi? Değil. 3 bir doğal sayının karesi mi? Değil. 1 bir doğal sayının karesi mi? Evet. x üzeri 0 bir doğal sayının karesi mi? Evet. Gerçekten arkadaşlar burada bu fonksiyonun e, en büyük derecesinin 5 ve 3 olma şansı kalmadı. Bu fonksiyonun derecesinin neden? Bakın fonksiyonun derecesi en büyük dereceli terim kesinlikle 5'e eşit olamaz. Neden? Ne kare 5 olması lazım? E ne o zaman kök 5. Biz bir polinomun değer üstleri, x'lerinin üstleri ne olsun diyorduk? Doğal sayı olsun diyorduk. O zaman gerçekten hemen gösteriyorum bakın. Px, x üzeri ne? Yazıyorum x üzeri ne kare? En büyük dereceli terime bir eşitliyorum. A, ne kare eşittir 5 oldu. Ne kök 5 oldu. Böyle bir derece olamaz polinomda. Demek ki A buradan ne olmalıymış? 1. B ne olmalıymış? Eksi 3. PPX ne olmalıymış buradan? E, A yerine 1 yazınca B yerine eksi 3 yazınca 4X eksi 3 geldi. Gördüğünüz gibi polinomu elde ettik. Ve burada neyi elde etmiş olduk arkadaşlar? En büyük dereceli terim kaçıncı dereceden? 1. Yani ne kare ne oldu? 1. Demek ki... Gerçekten bizim px polinomumuz da birinci derecedenmiş. Zaten birin karesi yine bir. O zaman doğrusal fonksiyonun bileşkesi yine doğrusal fonksiyon oluyor. Gerçekten bakın şimdi. Px'e şunu yazalım. mx artı n. Hemen ppx. Bak dikkat et. x gördüğüm yere mx artı n yazıyorum. Böylece m mx artı n artı n oluyor. m kare x artı mn artı m eşittir 4x artı 3. Cidden birinci dereceden fonksiyonun bileşkesi de birinci dereceden geldi. Şimdi x'li terim x'li terime eşit. m kare o zaman 4 olmalı. m buradan 2 de olabilir. Eksi 2 de olabilir. Eğer m 2 olursa şurayı yaz. 2n artı 2'den 2n artı 2'den ne olmuş oldu? Şey şurası neydi düzeltiyorum pardon. O zaman 2N artı N'den 3N eşittir 3 oldu. N de buradan arkadaşlar ne gelmiş oldu? 1. Bakın bu şekilde e, bunu şey B eksi 3 laf affedersiniz onu düzeltmem lazım. Eksi 3'tü buraya yanlışlıkla artı 3 yazmışım. Hemen onu düzeltiyorum. 3 n eşittir eksi 3. N de buradan eksi 1 oldu. Demek ki bir fonksiyonumuz artık burada Px eşittir. A'ya 2 dersek e, N'ye eksi 1 demeliyiz. Buradan da A'yı kaç bulduk? A, A kaç bulmuştuk demin? 1 bulmuştuk. 1 çarpı 4, 4. B'yi kaç bulmuştuk? Eksi 3. Buradan P1'e geldi. Gerçekten 1 gelmiş oldu değil mi? Tamam olayı hallettik. Sonra gelelim artık diğer fonksiyona. Belki başka bir şey de olabilir onu kontrol edelim. Burada M2 olabileceği gibi M-2 de olabilir. Yazıyorum yerine şimdi. Ee, yerine yazdığım zaman eksi 2N artı N eşittir. Eksi 3'ten N bu sefer ne oldu? 3 olmuş oldu. Yazalım. Px eşittir. Eksi 2X artı 3. E yine P1'i bulacağım. Buradan yine bir. Bakın hangisi olursa olsun. O yüzden kaç olabilir demedik. Ne verirsek verelim cevap yine 1 çıkmış oldu arkadaşlar kat sayısı derecesine eşit ya da sıfır olan terimlerden oluşan polinomlara nizami polinom denir. Px derecesi 3 olan nizami polinom ve Px artı 1 polinomunun katsayılar sayılar toplamı 26'dır. Bazen biliyorsunuz ÖSYM böyle uyduruk tanımlamalar yapıyor. Bu da öyle. Hani var olmayan bir tanım aslında. Öyle bir tanım uydurup bak ben sana böyle bir soru soruyorum diyor. Şimdi terimlerimiz arkadaşlar terimler. Bir terimin bakın bir terim neyden oluşuyor? Bir x'ten oluşuyor bir de şöyle gösterelim. Böyle a x üzeri b dersek gerçekten x üzeri b ve a'dan oluşuyor bir terim. O zaman bu terim neymiş? Herhangi bir terim ya böyle a x üzeri a ya derecesine eşit terimimiz böyle b olmayacak diyor yani ya da böyle katsayısı sayısı sıfır olacak. Böyle terimlerden oluşuyor. O zaman p x derecesi 3 olan derecesi 3 olan dediğine göre derecesi 3 diyorsa onun katsayısı 0 olamaz. Doğal olarak 3x küp artı şimdi bakın a e, 2x kare artı x artı sıfır da olabilir çünkü x üzeri sıfır katsayısı sıfır olması lazım ya da bakın şimdi e, 3x kare artı belki bu sıfır belki bu x bu zaten mecburen sıfır hani sıfır çarpı x üzeri sıfır hesabı. O zaman böyle durum olabilir başka ne olabilir? px eşittir 3x kare olabilir. Ee, gördüğünüz gibi hatta px eşittir 3x kare artı 2x kare olur. x'li teriminde kat 0 olursa böyle bakın. 4 tane alternatifimiz var. Ne diyor çünkü bana? Kat sayısı derecesine eşit olacak ya da katsayısı sayısı 0 olacak. Bak derecesi kat eşit 2. Derecesi kat eşit böyle olabilir. Derecesi kat 2 ama katsayısı 0. Derecesi 1 kat kendisine eşit. Derecesi evet 2 ve 1 ama kat sayılar 0. Burada da derece 1 e, olmasına rağmen kat sayı 0 olabiliyor. Buna göre bize bir bilgi vermiş oradan halledeceğiz soruyu. Px artı 1'in kat sayılar toplamı demek x yerine 1 yazarsan P2 26 demek. Hangisinden 26'yı elde ederiz arkadaşlar? Şuradan. Bakın x yerine ben orada 2 yazarsam. E, buradan şu 3. kuvvette düzelteyim şurayı. Bu 8 çarpı 3'ten 24 artı 2'den hakikaten 26 oldu. Gördüğünüz gibi o zaman bu, bu ve bu değil. Demek ki polinomumuz buymuş. Zaten 4 tane alternatifimiz var. En kötü tek tek yazardık ama o biraz daha bariz göründüğü için onu kullanmak istedim. Px polinomu böylece 3x küp artı x geldi. Sabitlerim neydi? x yerine 0 yaz. Yani 0-1'den P-1 bul. Eksi 3 artı... Ee, burası da ne olacak? Eksi 3 eksi 1'den eksi 4 olmuş olacak. Bakın bu soru fena bir soru değildi. Yorum yaptık yazdık sonra yerine koyduk. Bu da fena değil. Ya gerçi beceri temellerde hep size ufak ince noktalar gösteriyoruz ki onları kaçırmayalım. Sonuçta şöyle. Diyorum ya ÖSYM'nin soru modeli şu aslında. Bana dereceyi bildiğini iddia ediyorsun değil mi? Al o zaman sana şöyle bir soru. Bu böyle kasıntı zor olduğu için değil. Bakalım o dereceyi hazmetmiş misin? Katsayıyı anlamış mısın cidden? Ne getirdiğini ne götürdüğünü biliyor musun? Aşağıdaki polinom içerisinde yer alan kutucuklar içerisinde 2, 3, 4, 5 rakamlarından 3 tanesi yazılacaktır. Kutular bakın 3 tane rakamlarımız 4 tane. Sabit terimi baş kat sayısının 7 fazlasına eşit olan 3 terimli Px polinomunda P1 3'tür. Buna göre P-1 kaçtır? Şimdi burada arkadaşlar bir kere bunlardan herhangi biri diğerinin 7 fazlası değil ki. Yani ben o zaman burada kesinlikle polinomun derecesi 4 olamaz. Düşünsenize bakın 4 olduğunu derecenin. Yani bunun küçük bir derece olduğunu düşünün. Buraya 2 yazsam buraya 7 yazmam lazım. E peki 2 3 4 5'te 7 diye bir rakam var mı? Hayır. Atıyorum. Derecesi 4 olsa ve ben buraya 3 yazsam buraya 10 yazmam lazım. Öyle bir şey var mı? Yok. O zaman gördüğünüz gibi burada sana mesajı şu bu polinomun en büyük derecesi 4 değil. O zaman bu polinomun alabileceği en büyük derece sadece ne var? 5 var. Buraya 5 yazmanı istiyorum. İşte olay bu. Bunu yazınca artık eksi 3'ün 4 eksi 3'ün 7 fazlası nedir? 4. Demek ki bu kutuya bu rakamlardan biri geldi. Bize ne demişti? P1 de 3. O zaman bunu bilmiyorum. Yazalım. A eksi 3 artı 4. P1 vermiş ya. Buradan da a ne geldi? Eksi 1 2, e, artı 1 2 geldi. Demek ki fonksiyonumuz px eşittir 2x üzeri 4 eksi 3x üzeri 5 artı 4. Gerçekten neleri kullandık? 5'i. Sonra 2'yi kullandım ve e, bir de 4'ü kullandım. Cidden 4 rakamdan 3'ünü şu an kullanmış oldum. Şimdi artık p eksi 1'i bulursak 2 Artı 3 artı 4'ten ne olmuş oluyor? 9. Gördüğünüz gibi burada da yine o dereceye bir dikkat etmemiz gerekiyordu. Şimdi artık e, bunu da isterseniz diğer videoya saklayayım. 2 tane soru orada var. E, bir 4 tane de burada olacak. Kalan 6 soruyu da diğer videoda bakalım. Güzel yorumlara devam edeceğiz. Bu beceri temellere birlikte bakmamız çok önemli. Çünkü bakın sadece soruyu çözme amacıyla değil. Orada muhakkak katacağım bir şeyler oluyor. Görüşmek üzere iyi çalışmalar.